Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik devam ederken, Ukrayna tarafından kullanılan Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları yine gündem olmayı başardı. Ulaşılan son bilgilere göre, Ukrayna ordusuna ait bir Bayraktar TB2 SİHA, hedefine kilitlenerek başarıyla attığı Roketsan Mamle füzesiyle vurduğu Rus Raptor sınıfı devriye botunu ortadan ikiye ayırdı. Rusya'nın başlattığı işgal sonrasında ortaya çıkan gerilim hala hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna bu savaşta Türk SİHA'larının büyük faydasını gördü desek yanlış olmaz. Son aktarılan bilgiler doğrultusunda ise yerli ve milli üretimimiz olan Roketsan Mamle füzelerimizin de ne kadar etkili olduğunu ve dünyaya adını duyurmuş Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'larla beraber kullanıldığında da ne kadar başarılı bir sistem olduğunu görmüş olduk. Bugüne kadar aktarılan bilgiler doğrultusunda Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 SİHA'lar ve Roketsan Mamle füzelerini kullanarak Rus donanmasına ait en az 2 adet Raptor sınıfı gemiyi ve bir tane de Serna sınıfı çıkarma gemisini vurduğu biliniyor. Ukrayna'nın Roketsan Mamle füzesiyle vurduğu Raptor sınıfı devriye botlarından bir tanesi Ruslar tarafından karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan geminin fotoğrafları basına yansıdı ve bu fotoğrafta dikkat çeken şey sağ tarafından Mamle füzesiyle vurulan botun neredeyse tamamen ikiye ayrılmış olması. Mini akıllı mühimmat veya mikro akıllı mühimmat MAM, Türk savunma sanayi üreticisi Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü bir akıllı mühimmat ailesidir. MAM, insansız hava araçları, hafif saldırı uçakları ve düşük taşıma kapasiteli hava platformları için hava-kara görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. MAM serisi akıllı bombalar hem sabit hem de hareketli hedeflere yüksek hassasiyetle angaje olabilmektedir. Bu mühimmat ailesi, yarı aktif lazer güdümlü KKS-GPS ve ANS-INS tabanlı güdüm manevra yeteneklerine sahip MAM-C, MAM-L ve MAM-T adlı 3 farklı mühimmattan oluşuyor. MAM ailesinin en büyük ve en yeni üyesi MAM-T'dir. İlk atış testi 22 Nisan 2021 tarihinde Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Hava savunma sistemleri ve tank gibi hedefleri tamamen yok ederek etkisiz hale getirmesi düşüncesiyle tasarlanmıştır. Uzunluğu 1.4 metre, ağırlığı 94 kilogram, çapı 230 milimetre ve menzili 30 kilometreden fazladır. Platform, insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve muharip jetlerden kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MAM ailesinin orta büyüklükteki üyesi ise MAM-L. Düşük ağırlığı ile özellikle insansız hava araçları ve taarruz uçakları için hava-yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahiptir. Uzunluğu 1 metre, ağırlığı 22 kilogram, çapı 160 milimetre ve menzili 15 kilometredir. Bu platform, insansız hava araçları ve hafif taarruz uçaklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ve şimdi gelelim MAM ailesinin en küçük üyesine. MAM-C, insansız hava araçlarından atılması için geliştirilmiştir. Hafif olduğundan dolayı insan unsurlarının etkisiz hale getirilmesi adına maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Uzunluğu 97 cm, ağırlığı sadece 6,5 kilogram, çapı 70 mm ve menzili ise 8 kilometre civarlarındadır. Bu platform ise tamamen silahlı insansız hava araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Roketsan'ın tamamen yerli ve milli bir şekilde üretmiş olduğu MAM füze ailesinin kullanıcıları arasında şu an için Türkiye, Katar, Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Türkmenistan ve Etiyopya olduğu biliniyor. 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Bayraktar TB2'ler aktif olarak bir rol oynadı. Savaşın ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı 4 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı imha ettiklerini iddia etti. Ancak bu iddia ne Ukrayna tarafından ne de bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Ayrıca imha edildiği iddia edilen Bayraktar TB2'lere ait herhangi bir video ya da fotoğraf yayınlanmadı. 27 Şubat 2022'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan Herson bölgesinde Bayraktar TB2 tarafından vurulan bir Rus askeri konvoyunun videosunu paylaşmıştı. Silahlı kuvvetler tarafından yayınlanan video görüntülerine göre Baykar savunma üretimi Bayraktar TB2 insansız hava araçları, bir tank ve karadan havaya füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus askeri araçlarını başarıyla imha etti. Ayrıca Bayraktar TB2'nin iki Rus yakıt trenini de imha ettiği bildirilmişti. Çatışma sırasında TB2 SİHA özellikle hava savunma sistemlerine odaklandı. Bayraktar TB2 13 Mart itibarıyla 1 adet Panzer S1, 1 adet 9K330 Tor, 5 adet 9K37 Buk dahil olmak üzere 8 adet hava savunma sistemini imha etmiştir. Bunun yanı sıra Bayraktar TB2 5 Kunda motorlu top, 2 lojistik malzeme taşıyan tren, 2 komuta kontrol merkezi, 1 çok namlulu roket atar, 24 askeri araç, kamyon ve cipi imha etmiştir. 13 Nisan 2022'de Ukrayna tarafından batırılan Rus kruvazörü Moskva'nın savunma sistemlerinin Bayraktar TB2'ler tarafından aldatıldığı iddia edildi. Baykar Savunma sosyal medya hesabından paylaştığı haberle Bayraktar TB2'nin 22 ülkeye ihraç edildiğini kamuoyuna sunmuştu. Bu kullanıcı ülkelerden yalnızca 14 tanesi kamuoyu tarafından bilinmekte olup diğer 8 ülke bilinmemektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.